seyirciler bir Teos Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. İnanılmaz bir sıcak haberi sizlerle paylaşıyorum. Patates ilçesine bağlı Maydanoz köyünde çıkan çatışmada 5 patlıcan bugün törenle mutfağa verildi. Böyle bir şey olamaz sevgili seyirciler. Patates köyünde 5 patlıcan maalesef yine mutfağa verildi. Bu duruma bir dur deme zamanı geldi. Eğer siz sevgili seyirciler bu duruma karşılık yorumlarınız varsa lütfen kartol yazıp 2457'ye gönderin. Ben de bunları açıklamalarınızı ve yorumlarınızı canlı yayında Türkiye'ye duyuralım. Evet, bir diğer habere daha geçiyorum. Olayda ağır yaralı olan dolma biberler Pencere Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştır. Korku bu mudur yani? Haber bu mudur? Lütfen. Şuraya bak. Neyse, yorum yapmayacağım buna. Buna yorum yapmayacağım. Ormandaki çatışmada 15 santim uzunluğunda pırasa 8 göz yaşartıcı soğan ve 3 patlayıcı mısır da ele geçirildi. 15 santim. Lütfen. Yani boyum o kadar kısa ama bir şey diyemiyorum. 3 patlayıcı mısır. Korkuyorum yani bu patlayıcı mısırları Mısır'da patlasaydı ne olurdu? İsrail'de patlasaydı ne olurdu? Size soru. Lütfen bunu yayınlayın. Bunu yine kartol yazıp istek ve şikayetlerinizi, bildirilerinizi, düşüncelerinizi yazıp 5127'ye gönderin. 2457'ydi pardon özür diliyorum. Neyse yine sevgili seyirciler bir inanmaz haberi daha gerçekleştiriyorum karşınızdayım yani. Biberlerin hastane sınırlarında kaçtıkları tespit edildi. Bu biberler hiç yerinde durmuyor. Biberleri alacaksın, Melemen Devlet Hastanesi'ne sevk edeceksin. Arkadaşım, devlete niye karışıyorsunuz? Sizi illa Ankara'daki Melemen Hastanesi'ne mi gönderelim? Orada gidip Melemen mi olasınız? Lütfen, buradaki bütün biberlere sesleniyorum. Biberseniz biberlerinizi bilin. Lütfen. Lütfen. Acaba? Şuraya bak. Biberleri takip eden salatalıklar yoğun saldırıda cacık olmuşlardır. Yemin ediyorum böyle bir şey olamaz. Şuraya bak, biberler kaçıyor, salatalıklar kovalıyor, salatalıklar cacık oluyor, biberler yine serbest. Nerede bu devlet, nerede bu millet, nerede bu hizmet? Bakın, olmaz. Bu konularda salatalıkların bir başında bir lider olması lazım. Neyse, giriyorum diğer habere. Bu durumu lütfen paylaşalım. Arkadaşlar, sizlere söylüyorum. 2457'ye. Evet. Şimdi, kış kapıya dayandı diyorlar. Kim diyor bunu? Doçent doktorlar demiyor. Bunu meteoroloji söylüyor. Kime söylüyor? Tabii ki size söylüyor. Ya? Diyor ki, kış geldi gelecek. Tabii. Halk da ne yapacağını bilmiyor. Ne yapsın? Savaş kapıda. Tezek yok. Kalanın kilosu olmuş. Kilo işi verirler arkadaş. Kilo kilo. Ya bu nasıl devlet? Ya bu nasıl devlet? Kalanın bir kalan tezek 250 milyon lira. Kilosu 10 milyona geldi ya. Hele buraya. Ya akıllı olun kardeş, akıllı olun. Neyse. Sevgili seyirciler, yine bir mutlu bir haberle ana haber bültenimizi kapatacağım. Şimdi sevgili seyirciler, bugün bir lig maçımız var biliyorsunuz. Tezek liginde. Tezek liginde... Bursaspor şu an bugün saat 19.30'da Gürcükapı Spor'la karşı karşıya gelecektir. Bu büyük deplasmanda mahalle başında gerçekleşecek. Gitmek isteyen Canamoğlu gitsin. Canamoğlu gitsin. Nasıl kardeşim? Nerede ya? Hadi gidin, hadi gidin. Hadi kendinize mukat olun. Hadi. Magazin haberiyle yine ben spikeriniz, muhabiriniz,
canınız, dostunuz, milletiniz, halkınız haso. Telefonu çalıyor bak. Canlı yerde telefon çalıyor. Bu nasıl iştir ya? Bu nasıl millet ya? Kardeş görmüşsünüz canlı yayındayım da. Sizi kuyruğum he. Görüşsünler. Neyse habere gidiyor. Neyse Hayrettin'i tanısız. İyi bir arkadaştır kendisi. Severim kendisini de. Hayrettin iyi bir arkadaştır. O günü gördüm. Televizyonda dedi ki burada esprileri ben yapar. Tövbe başım gördüm. Ya biz burada kazmasak mıydı? Tamam. Sen kadar esprili değildik ama biz de bir şey olabilir lan. Neyse. Hayrettin bugün bir şeyle karşılaştık baba. Çat yolunda giderken Hayrettin geldi karşıma. Çat yolunda böyle böyle kaçırırlar ya. Neyse. Bir magazin haberimizde yine böyle bir olay var. Bülent Ersoy. Sevgilisi varmış. Sevgilisi varmış. Sevgilisi Şule. Çok güzel bir sevgilisi gerçekten. Bülent abla ellerinden öperim. Çok iyi bir ablasın. İyidir yani, güzel yani. Neyse yani, haberlerimiz böyle devam ediyor yani. İşte böyle bir haberimizi gördük. Sedat Sayan ne etmiş? Sedat Sayan diyor ki Nihat Doğan iyi çocuk. Sanki biz bilmiyoruz. İyi çocuk oldu. Nihat Doğan kalkıyor diyor ki yemin ediyorum benim bozacağım. Ben de diyorum ki yemin ediyorum benzin alsam valla. Ya bak lütfen severim seni. Buradayım. Gözüm üstünde. O kadar. Evet sevgili seyirciler magazin haberimizin de böylece bir sonuna gelmiş olduk. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Görüşmek dileğiyle kendinize mi katılın?